Selam millet, de oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Astroneer oyunumuza ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam et çık dedim. Ekranın arkasına bakıyormuş adam. Öbür taraftan çıktı. Base'in içinden geçti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hemen kısa bir özet geçeyim en son kaldığımız yerden sonra. En son kaldığımız yerde şurada materyallerin olduğu yere bir paylaşım için, böyle bir işaretleme için bir zımbırtı koymuştum. Şuraya da reçineleri, bileşikleri, organikleri koydum. İki tane zımbırtı yaptım onları koyacak. Fırınımız vardı zaten. Fırını yerleştirip şöyle bir yuvalanma içinde bulundum. Efendim etrafı araştırırken pek çok keşif şeyi buldum. O keşif şeylerini araştırdım. 7600 kredim var. Bir tane orta jeneratör buldum bir yerden. Ondan sonra bu yöne gitmiştim ya. Öbür yöne de gittim. Gittiğim ilk yön kadar. Güneydim oraya. Güneye gittikten sonra bir o kadar da kuzeye gittim. Bir o kadar da doğuya ve batıya gittim. Şurada bakır madeni buldum. Ve ileride çok daha güzel bir şey bulamadım. Daha fazla bakır madeni buldum dağın arkasında. Bu tarafta güzel bir şey buldum. Onu hatırladım. Hep birlikte bunu göreceğiz. Yeterince malzeme ayarladığım için çok da önemli bir ayrıntı değil ama bu arada bir yerde şey buldum. Çok fazla enkaz buldum böyle şurada göreceğiniz gibi. Onlardan bir tanesini de enkaz olmayan şeylerde aralarda buluyorum. Biri de bu oldu. Katı yakıt zıplama roketi. Bu güzel. Güzel bir roket. Çünkü böyle bir seferde böyle belli bir miktar sizin uçmanızı sağlayarak, hatta şöyle bir gösterirsem size. Şöyle gösteremiyormuşum size. Ama üzerine görebilirsiniz. Bak kızarıyor yavaş yavaş. İyice kızardığı zaman da fıktıs diye duruyor. Efendim bu bir şey harcamadan, uzun süre değil kısa süre uçmanızı sağlayan ama bir şey harcamayan roket bence 10 numara. Hemen görevleri tamamlayalım. Çünkü bu kadar materyalimiz varken görevleri tamamlayabiliriz gibi geliyor bana. Eritme fırınının kilidini aç ve yazdır. Yaptık. Lateritten alüminyum rafine et. Lateritten alüminyum rafine et. Bu laterit. Evet, bu bir laterit. Aç diyorum. Ama bunu aç demem için sanırım şöyle bir bağlantı yapmam gerekiyor. Evet. Lateritten şimdi alüminyum elde edebiliyorum artık. Bir de birazcık daha enerji ihtiyacımız var tabi haliyle. Bunu da açalım. Bunu açınca durum biraz daha hızlanır gibi geliyor bana. Şunu da ayrıca alıp böyle koyalım. Çünkü bunlar bittiği zaman şu yan taraftan malzeme çekmek gibi bir kötü bir huyu var fırınların biliyorsunuz. Yan taraftan malzeme çekmesi bu laterite tamam. İlkini tamamladığına göre bitmiş olacak gerçi. Görev bittiği anda da ben şuradan mal yüklemesini gerçekleştireceğim. Evet. Hocam gönder. Orta depolama gönderecekmişsin bize. Güzel. Araç yenileme. Arazi aracının kilidini aç, yazdır ve yükseltme modunu tak. Hadi bakalım. Tamamlananlar var, aktifler var. Bir de takip edilen var, yem geçiş. Sfalerit topla. Lokal faula ince bunun sfalerit örnekleri geçerli. Sfalerit topla. Sfalerit toplayayım. Sen bana ne verdin? Bunu verdin. Teşekkür ederim. Bu güzel bir şey. Ben bunu bir alayım böyle. Tamam mı? Bunu böyle bırakayım. Ondan sonra sfalerit dediği ben etrafta dolaşırken sanki devamlı bir şeyler topluyordum ya sfalerit. Bu benim etrafta dolaşırken topladığım doğal bitki örtüsü örneklerinden bir tanesi galiba. Tabii devamlı işte şu muydu? Yok. Bu değilmiş. Ha. Sfalerit. Sfalerit bu da değil o zaman. Bu da çünkü bizim keşif için kullandığımız şeylerden. İşte alsana. Ne yapıyorsun? Tara. Organik. Üzerinde bir şey var. Onu taradı. Hayret. Ha ben buralara bir tane böyle keşif için bir şey bırakmıştım. O zannettim onu. O değilmiş meğer. Peki, o zaman bu tarafa doğru gidelim kardeşlerim. Görevi yaparken bir şey de göstereyim siz kardeşlerime. Bu bilgiyi paylaşayım. Bunu da hemen aradan çıkartacağız. Onu bilelim. Üzerimde şu anda benim hiç şey var mı? Zincir var mı? Var. Zincirle mi yaparız? Arabayla mı yaparız bu işi? Tabii bilemiyorum ama hani bir görevimiz daha var ya. Bizim gezegenler arası yolculukları sağlayan işte. Onu bul diyordu. Oradaki şeyi de bulmuş olduk şu ileride. Ona ayrıca gideceğim. Şimdi sfalerit topla kısmını. Şöyle bir kayarsan. Ah kayamadı. Sfalerit topla kısmını bilahare şey yapalım. Hayata geçirelim. Aa orada şey gördüm. Beleş. Beleş. Seni de aldım. Seni de taşıdım. Mükemmel değil mi? Vallahi bak bunları gözden kaçırmıştım işte çalışır vaziyette durduklarını. Mesela şunun üzerindekiler harabe değil mi? Evet harabe. Ben orada harabe zannettim oradakileri de değilmiş. Bakın beleşten elektriğimiz oldu. Ne kadar da güzel oldu. Base'imizi bir gün mükemmel. Bu seriyi bitirmeden önce mükemmel
güzel bir base haline getireceğiz. Ama onu yapmadan önce etrafı böyle şeyleri toplayarak kullanmak lazım. Mesela o zaman nedir? Dev gibi bir tane rüzgar, dev gibi bir tane güneş kaynağını belki kullanır ya da kaynakları olan bir yer oluşturur. Oradan elektriği sağlarız ama şu anda bunlara ihtiyacımız var. Çok iyi olacak şu anda ya. Bak acayip güzel oldu. Depolamayı yaptığımız zaman asıl o zaman iş yapacak tabii. Şu anda bunlar depolama yokken öyle aman aman da iş yapamıyorlar ama seni getirdim ve buraya koydum. Bak kral bir şekilde enerji üretiyorsun. Sen ne yaptın? Seni de şuradan çıkartıp şöyle koyalım. Sen de bana elektrik üret. Ne bileyim işte yani. Akmasan da damlarsın. Peki. Şimdi biz şu araba işine bir bakacağız. Hemen diğer görevleri kontrol edelim. Hareket ettirme, taşıma. Traktör yazdır. Bunun için ne veriyormuş? Römork veriyormuş. Römork şeması veriyormuş. Araçları yenilediğim zaman toprak santrifüjü veriyormuş. Byte veriyormuş. Yem geçişte bir şey veriyormuş ama ne olduğunu ben de anladım. Çince bir şey yazıyor. Kendini kolla. Otomatik kol yazdır. Otomatik kolla bir kaynak depola. Büyük genişletilmiş platform veriyor ve onun formülünü veriyor. Kutudan çıkarma. Exodynamics araştırma yardım kitini aç. Böcek veriyor. Böcek. Bir saniye. Exodynamics. Heh. Şimdi bak aklıma ne geldi. Bir tane laterite alıyorum. Niye neden bu laterite aldın? Sen şimdi niye laterite cephettin? Dayı diye sorarsanız eğer bana. Dayı diye değil, dede diye sorarsınız gerçi ama. Çünkü şurada bir şey vardı ya açamamıştık. Ben onun laterite açılan bir şey olduğunu inanıyorum ha. Bak şimdi dur öyle değil. Sen de değil. Sırtımdaki şeyi nasıl attın? Ne kötü açıda kaldım ben ya. Şimdi güzel bir açıda kaldım. Abi. Lateritsin sen. Evet. Belliydi bunun lateritalı olduğu. Şunu bir... Yavrum bir bıraksana onu. Bu ne? Tara. Araştırma örneği. Teknoloji. 494. Neyse. Önemli olan bu değildi. Tabii ki 494 araştırma puanı inanılmaz güzel. Hiç itirazımız olmaz buna ama... Asıl espri şuydu. Buradaki şu görevi bitirmiş oluyoruz. Bunu tamamladık. Böcek veriyor bir tane. Bir de böcek planını bize verecek. Böcek dediği buggy'dir büyük ihtimalle. Türkçe'ye böcek diye çevirmişler. Çok hoş olmamış. Evet, buggy. Şimdi buggy ile alakalı şöyle bir çalışma yapmamız lazım. Buggy'ye gelip bir bu yanda rüzgar. Aynı zamanda buggy'ye gelip bir bu yandan da güneş diye şunu takarsak bence buggy'nin sırtı yere gelmez. Buggy'nin koltuğu yok galiba. Evet. Dahili akü iki küçük yuva içeren bir keşif aracı. Oksijen sağlar. Teşekkürler. Enerjisini de biz sağlarsak o zaman hiçbir sıkıntı kalmaz. Buggy ile mutlu mesat yaşar az. Arazi aracının kilidini aç yazdır. Şimdi arazi aracının kilidini açayım ben. Arazi aracının kilidi. Römork. Bence bu arazi aracı dediği. Araştırıldı traktör. Bakalım o mu? Arazi aracının kilidini aç ve yazdır. Yükseltme modunu tak. Peki. Biz seninle anlaşamayacağız. Belli oldu. Şuradan bir gelelim. Arazi aracını sen yazıyor musun peki? Böceği yazıyormuş. O büyük yazıcıyı yazıyormuş. Küçük printer'a koymuşlar traktörü. Bakın şimdi traktörü küçük printer yapıyor. Böceği orta printer yapıyor. Daha büyük bir aracı büyük printer yapıyor. Yani... Allah'ım ya. Büyük printer hepsini yapsın abicim. Nasıl bir eziyetçisin? Nasıl bir işkencecisin? Anlamadım ki. Zevk mi alıyorsun bu tarz şeyleri yapmaktan? Sal bizi ya. Arazi aracının kilidini aç yazdır. Yükseltme modunu tak. Hareket ettirme taşıma geldi. Niye? Traktör yazdır. Bu farklı bir şeymiş. Römork öğrenmiş oldum. Bir de römork gelmiş oldu aynı zamanda da. Ah römork öğrendim bir de römork geldi. Peki. Yani. Hemen hemen bizim istediğimiz gibi bir şey oldu diyebiliriz. Şimdi çok da üzülmemek lazım. Şuraya geleyim. Çıkartayım. Bunu da getirip ardına bırakayım. Çıkartayım. Sizi birbirinize nasıl bağlayacaktım ben pardon. Traktör olduğu için tabi bu yanlış düşünüyorum. Bu bir traktör o yüzden... Römörk de öbür tarafında bunun. Değil mi? Hiç gücün yok mu? Hiç enerjin yok mu? Hiç enerjin yok. Peki. Seni benim almama izin vermen lazım o zaman. Abi almama izin vermiyorsun. Gelmiyorsun. Bu iş nasıl olacak? Bu ilişkiyi bana açıklar mısın şimdi? Ya o zaman sizi böyle yapacağım.
Kafanıza göre nasıl beceriyorsanız düzelin artık diyeceğim ha. Bayım. Bulamıyorum sizi. Ha, buldum. Bir bu, iki bu. Şimdi galiba bir miktar okey gibiyiz değil mi? Evet. Tamam, okey gibiyiz. Dur, iyi. Bu çubukları aç, dinamiti aç. Bunun karşılığında ne verecek? Şirin ringinti. Şirin ringinti verecekmiş bana. Tamam. Şirin ringinti verecekse ben şöyle yapayım. Mesela oksijen filtreleri. Oksijen tankı diyor ama bu ya. Bir saniye, bir yanlışımız olmasın. Oksijen tankını mı açayım istiyorsun? Oksijen tankı, enerji hücreti. Fosforlu çubuk, dinamit. Gerçekten oksijen tankıymış. Oksijen tankı. Enerji hücresi. Enerji hücresi en azından ucuzmuş. Aa, burası fener, çalışma odası, fosforlu çubuklar. Evet. Burası fosforlu çubuk. Tamam. Ne oldu? Dinamitin kilidini aç. Bir tek dinamit kaldı. Dinamitin de kilidini açsak iyi olurdu. O zaman biz upgrade, search bir şeyler arayalım. Burada bir şey daha vardı. Hani bu ışıklı şeyleri bul. Yanarlı döner şey. Uzaktaki ışıklar. Işık garip yapılardan birini bul. Bonus bu kadar byte. Ver abi, bunu da ver. Bak, rüzgar çıktı. Hemen pillerin dolmaya başladı. Mükemmel bir şey bu. Mükemmel yani. Gurur duyuyorum seninle. Pilleri falan dolduruyorsun ya böyle. Şimdi aynı zamanda şuraya giderken evimizi kaybediyor muyuz? Evet, kaybediyoruz. Evimizi kaybediyoruz. Bu durumda bir sıkıntı var. Şuradaki minik tepeyi sanki kaybetmeyiz ama o tepeye doğru gitmemiz lazım. Hayırlısı bakalım. Göreceğiz. Aa, oraya doğru büyük bir engel var. O bak, beni üzdü şimdi. Garip bir tepe var orada. Garip bir oluşum var. Yani en tabii low level araçlardan biri olduğu için bu şimdi böyle bir şey yapıyor ama ben çok da bunlarla şey yapmayayım, uğraşmayayım. Bak, geleyim şöyle. Hani oradan geçme, buradan geçme falan. Bir yere kadar. Değil mi? Oradan da geçelim. Bir şey buldum bu arada burada. Ne buldum? Uzaktaki ışıklar görevi de oldu bu arada. Yani daha da hani çok burayla bir diyaloğa girmemize gerek yok. Grafiti de topladık bir daha. Bu da hoş oldu. Bir tane daha topladım desene canım. Topladım mı diyor. Aa, topladım sesi farklıymış bunun. Imbık, zımbık falan diye bir ses çıkartıyormuş. Ben topladığını anlayamamışım onun. Evet, şuradan bir oksijen alırsak biraz daha güzel. Bir gidelim. Bunların hepsi de farklı şeyler isteyebiliyordu. Bu ne yapıyormuş mesela? Elektrik istiyor yani. Çok da farklı bir şey değil. Elektrik istiyor. Tamam. Bu konuda hemfikiriz. Burada bir değişiklik yok. Atladık traktöre. Bir şey daha başardık. Sıradaki ödülümüzü alalım. Çünkü görevlerle çok şey keşfettiğimiz için hani bunları halletmeden de çok da şey etmeyelim. Kazandan 500 byte. Peki 500 byte bize ne sağlayacak? Sfalerit topla. Sfalerit topla. Bak, sfalerit toplarız. Ayıp ediyorsun. Şunların arasında sfalerit var mıydı? Çünkü ben bir şeyler topladım. Varsa eğer zaten sfalerit toplamışım demektir. Laterit toplamışım. Sfalerit. Aynen öyle. Sfalerit çinko. Belki başka bir yerlerde de yakında olabilir çinko. Yani belki de zaten vardır. Ayrı mesele. Ama şimdi şu arabayla gidemeyeceğim. Çünkü bozuk zeminde arabayla falan böyle hani yürümeye çalışırken, gitmeye çalışırken sıkıntı çıkabiliyor. Ama bakın ben ne kadar güzel burada yol çizmişim. Gayet güzel bir şeyim var. Hattım var. Yolum var. Demek ki arabaya ihtiyacımız yok yani. Bu yolla gidebileceğimiz anlamına geliyor bu. Bu tarafta bir şey var mı diye anlamak için çizmiştim bu yolu. Tamam canım, sakin ol. Bu tarafta bir şey var mı diye anlamak için çizmiştim bu yolu. Bak, hatta burada otomatik kol bulmuşum. Kenara bırakmışım bir tane. Sonra burada baktım ki bir şey göremiyorum. Tamam, başka bir yöne daha bakarım dedim. Buradan kendimi aşağılara doğru saldım. Şöyle cenek. Gittim. Bir sürü burada yıkıntı, döküntü, hurda buldum. Ondan sonra da şunu buldum. Sfalerit.
tamamlandı. Gayet güzel, gayet güzel. Bir görev adamı olarak hızlı hızlı görevleri tamamlıyorum. Bir tane daha alayım. Müthiş. Neden böyle yaptım? Neden böyle yaptın canım? Ne var da üzerimizde onu alamıyoruz? Ha, zincirlerde bir tanesini atarım. Çok az kalmış. Az kaliteli bir zincir var orada. Onu attım. Tamam, devam edelim. Çantanı kapar mısın? Evet. Benden bekliyorsun. Bütün hizmeti benden bekliyorsun. Peki. Çantasını bile kapamıyor kardeşim. Görüyorsunuz yani. Sen kapat diyor. Bu arada eskiden bu gaz salan bilmem ne falan şu uzaylı yaratıklar var ya. Artık mükemmel yani uzaylı bitkiler. Herhalde yanında patlarsak bize tek atıyordur. O kadar efekte. Bir tane bir şey dedi. Strange Object. Kronos dava dosyası. Lütfen fırlatma rampasından güvenli bir mesafede konuş lan. Arazide sondaj yapılana kadar etkinleştirilemez. Nesneleri engelleme alan nedeniyle etkinleştirilemiyor. İniş bölgesi yakınında etkinleştirilemez falan diye bir şeyler söylüyor. Bu ne? Bir şey yapacak bana ama bir şeye dönüşecek galiba bu. Şöyle bir atalım onu. Şimdi kullanayım. Arazide sondaj yapılana kadar etkinleştirilemez. Peki abi. Böyle kalsın o zaman. Ne bileyim. Kendi başına orada dursun öyle. Ne garipmiş. Şu ağaçların gövdelerinde böyle şeyler olabiliyor. Yani bu ağaç gövdesinden değil ama. Bu topraktan. O yüzden toprak rengi. İşte aynı bunun gibi. Şu yönde bir tane daha var. Aklımda bulunsun. Gelip onu da alayım. Bunlar hep hurda. Valla kardeşlerim. Demek ki atılımın büyüğü küçüğü yokmuş. Şu İlk traktör bile gerçekten acayip işimize yaradı. Seni de ekleyelim. Bu da tamamdır. Seni de eküledik mi? Niye öyle takla attın sen? Niye o kadar zorlandın ya? Aynı statte canlılarsınız yani. Evet, bunun üzerinde olması gereken bütün ekipmanlar var. Bunlar da boş. Böylece bu yaptığımız hamleyle 3 tane çiçek toplayabiliriz bir seferde. Yani çok da abartı bir şey yapmamış olduk aslında yani. Çok da zorlanmaması lazım bu şartlar altında. Hocam ver şu, heh, kurtar beni ya. Ver elektriği, kurtar beni ya. Oh be. 387 bilmem kaç. Oh. Ben gidiyorum. Orada da bir tane daha araştırma şeyi var. Onu da alırım. Bu saatten sonra da daha dünya umurumda olmaz. Şu taşların üstünden de kendi yaptığım yine Sony rampamdan her seferinde vurguluyorum. Ben yaptım çünkü ya. Boru mu yani? Arabayı geçirmek için hemen yol yaptım orada. Böyle de bir adamım. Bu kadar. Bir seferde 3 tane research zımbırkozu taşıyan aracımı yaptım. Değmeyin, keyfime diyerek devam ediyorum. Gerçekten bir kere daha tebrik ediyorum aracı. Fena da gitmiyormuş yani. Bu kadar arkada römorka rağmen şu anda gayet iyi idare ediyor. Şurada bir çıkış yine sıkıntılı. Şuradan çıkarsam iyi olacak. Geri kalan yerler bizi biraz zorlayabilir. Keşifler de zaten bitmiş. ...3700. Dinamit. Ne oldu? Başardın dedi gelişmiş keşif kitini. O zaman sen... ...Şirin RTDDR almaya... Bu ne? Güç üretim ünitesi. Yakıt yönetimi üretilmeden uzun... Aa bu şey. Şey. İşte bu. Bu aslında. Bu... ...habire elektrik üretecek olan şey bize. Bakalım şu anda ne yapıyor? 23. 8 bölü dakika diyor. 5 dakikada bulurum diyor. 11. Yo tamam mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Ama bunun tabii bize formülünü öğretmedi değil mi? Kendisine aynen öyle. Kendisine verdi. Garip nesne. Garip nesne diyor.
Silvia'yı yüzeyine yerleştir ve etkinleştir. Garip nesneyi Silvia yüzeyine etkinleştir, yerleştir. Garip nesne bu ada yani, yerleştiremiyorum. Bir saniye, başka bir şey mi diyor acaba ya? Nesneleri engelleme alanı nedeniyle yerleştirilemiyor. Nesneleri engelleme alanı. Nasıl bir şey istiyorsun ki sen, birader? Oldu mu? Ha, oldu. Garip nesne bu muymuş? Xenobiyoloji lab enkazı. Bir nefis temiz hava. Lab kayıt ve analizini incele. Xenobiyoloji labda işlem gerekli. Etkin değil. Elektrik bağlayacak ama... Abi sen bunu... ben bunu bilemedim ki. Ben üstünden çok uzağa çıkardım ya. Bak bilseydim bunu koyardım. Üstün yakınında bir şey bu. Vallahi çok ayıp bu yaptın ha. Bu neymiş? Oksijeneratör. Oksijeneratörü var. Burası oksijeneratör yeri mi? Vallahi oksijeneratör yeri bak. Taktım. Şimdi şey lazım diyeceksin. Elektrik lazım diyeceksin. Giriş araştırma, giriş 2 ilerleme. Araştırmam Lüblus Prime'a doğru gidiyor. İlk kez çevresel adaptasyona uğramadan falan. İlerleme, tüm çabalarıma rağmen Royal kendi terrariumundan kaçmaya devam ediyor. Korkarım geminin etrafında yaptığımız yürüyüşler onu çok fazla şımarttım. Ha bu yaratık şeyi. Eğer bunu okuyorsan lütfen bu küçüklere iyi bak. Triton'u kurtaramam ama belki onları kurtarabilirim. Salyangoz verileri. Bilmem ne optiyum şu, bu, bu. O, bu. Kime iyi bakacağım? Hiçbir şey yok ki burada. Burada bir şey yok ki abi. Yani kusura bakma da sen kimseyi kurtaramamışsın. Sen vallahi kimseyi kurtaramamışsın. Hepsi gitmiş. Peki, üstümüze bir geri dönelim bakalım. Görevlerimiz neler diyor? Biricik görevlerimiz bize neler söylüyor? Ayrıca şu aracımıza da binip dur çocuğum, bir daha öyle hareketler yapma. Beynim dönüyor çünkü. Hah, dur. Böyle durup elektriğimizden herkes faydelensin değil mi? Bunu daha da arttırabiliriz belki. Gerçi bir sınırı vardı, onun üstüne çıkmıyordu ama. 111 olmuş. Hiç de öyle bir sınırı var, üzerine çıkmıyor gibi görünmüyor. 111 olmuş. Gayet de çıkmış. Hızlı hızlı araştırıyor. Araştırsın bakalım. Güzel. Sen bizimle konuş. Garip nesneyi buldun. Enerji hücresi. Güzel. Bir nefes temiz hava. 250 byte. Onu da buldun. Atlama kablosu. Xenobiyoloji daba daha fazla güç bağla. Enkaza dönmüş xenobiyoloji laboratuvarının dahili gücü şarj edebilmeli. Slash slash yapısında çalışan bir kablo bağlama... Bağlantı noktası bul. Tamam, var kablo bağlantı noktası zaten. Tamam, araçları yenileme, kendini, parçaları, bilinmeyen parçalara. Bir A geçidi odası etkinleştir. Sana da elektrik verebiliyoruzdur. Senden elektrik alabiliyoruz, sana elektrik veremiyor muyuz? Saçma değil mi bu? Enteresan. Allah Allah. Evet kardeşlerim, videomuzu artık sonlandırabiliriz. Yeterince aksiyon yaptık, yeterince şey yaşadık diye düşünüyordum. Bu sırada bir şey daha keşfettim. Keşfetmenin sonu yok. Araştırma kataloğunu böyle basılı tutarak, aynı zamanda görev günlüğünü hiçbir şekilde şey yapmadan, oralara gitmeden buradan doğru da kullanabiliyormuşuz. Daha da önemlisi, kompas diye bir şey varmış. Ne kadar zamandır var bu bilmiyorum ama haritada koyduğumuz bütün her şeyin yerini gösteriyor ve hepsinden daha önemli bir sebebi var bu kompasın. Gördüğünüz gibi bir şey daha gösteriyor bize. Bizim işaretlemediğimiz. Bizim işaretlemediğimiz halde bize gösterdiği şey
Biraz önce görevde oyunun bize bahsettiği bu exocache dediği şey gördüğünüz gibi. Bu exocache'leri alabiliyor muyuz? Şuradan yerinden, evet yerinden kopartabildim exocache'i, gayet güzel. Aldım. Koltuk enkaz mı? Enkaz. Eğer bunlar enkazsa hiçbir şekilde artık almaya uğraşmam onu. Aha bir dinamit daha, onu da alalım. Bir de bir zahmet şuraları bir temizleyelim mi bakalım. Belki güzel işler çıkar buradan. Mesela alüminyum gibi, mesela robot kol gibi. Tamam. Galiba emin olmamakla beraber galiba okeyiz. Şimdi şunu bir kapayım ben. Exocache'i bir şeye koyma şansım var mı? Exocache'in altında bir şey var mı? Herhangi bir yere yanaşıyor mu? Yanaşmıyor Exocache. O zaman şimdi yapmam gereken şey şuymuş. Exocache'i böyle koymak. Hatta Exocache'i biraz daha uzaklaştırıp şöyle koymak. Yanına bir tane dinamiti bırakmak. Sonra da dinamiti ateşleyip Exocache'in hava uçmasını izlemek. Exocache havaya uçtuktan sonra içinden çıkacak egzo çipleri almak. Ding ding yaptı. Hayır dedi. Ben onu alırım arkadaş. Üzgünüm, ben onu alırım. Şimdi bizim görevimiz vardı değil mi bir tane bu Exocache'le alakalı? Ne oldu orada tam olarak? Bakalım. Canım parçalama önbelekleri. Exo önbeleğini bul ve patlat. Tamam başarmışım. Bana 3 tane exo çip verecekmiş bunun için. Bu exo çiplerin çok işe yarar şeyler olduğundan şüphelendiğim için kardeşlerim ben diyorum ki pusulamızı açalım. Madem bize bir tane daha var diyor. Dur. Ne yapıyorsun ya? Oo, bizim bu aracın da kötü yanı minik tekerlekler. Küçük tekerlekler her yere sıkışıyor. Seni gidi küçük tekerlekli seni. Bak orada bulduk. Çok da güzel oldu onu bulmamız var ya bak yani daha efsane bir şey oldu. Bundan daha güzel olamazdı. Bunu taradım efendim bunu bulduğum için. Bunu taradım. Seni oradan alamıyorum zannettin değil mi? Sen bak seni aldım buraya bıraktım. Bunu aldım aracımın önüne taktım. Daha neler neler yani. Ayrıca seni de şöyle bırakıp bak aslanlar gibi bir egzo çip daha. Bunlar ne? Enkaz. Enkaz bu da egzo çip yok değil mi etrafta? Bir yere uçmadı. Vallahi biraz şanssızmışız. Bir çıktı bir şey çıktı. Bak şurada da bir şey var. Onu da alsak koyacak yerimiz yok. Tamam biz artık gidelim. Aslında ben iddialıyım. Bu araçta sanki biz var ya gitsek şu şeye elektrik bile veririz ha. Garip kutu var ya. Abi o nedir ya? Etrafımızda dönen gezegen sanki oradan çıktı. Senin belanı vermeye geliyorum deyip kafamıza zonk diye geçecekmiş gibi geliyor. Şu hasta diğer gezegenlere ışınlanmamızı sağlayan kutuya bu araçla elektrik veririz. Karbon motoru var. Devamlı elektrik veren, kalıcı elektrik veren şu zımbırtı var. Yani gözünün yaşına bakmayız onun ama neyse. Hala birçok görevimiz var. Bunları yapmaya devam edelim bir dahaki videomuzda. Cidden iyi ilerlediğimizi düşünüyorum vallahi kardeşlerim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama şuna da bir tane bir şey koyarsak ve açarsak kaç oldu bu? Hala 118. Ama şuradan ciddi bir elektrik çıkışı olduğunu hissedebiliyorum. belki bir dahaki videoda ilk olarak gidip şu taraftaki o garip kutuya bir elektrik vermemiz lazım. Elektrikle çalışıyorum ben diyordu. Elektrik verip bakabiliriz ne yapıyormuş diye. Bizi nereye gönderiyormuş diye. Çünkü o bizi başka gezegenlere, daha doğrusu o bizi bir şeye gönderiyordu galiba, değil mi? Merkezdeki bir şeyin içine gönderiyordu. O bizi farklı gezegenlere, o merkezdeki şey farklı gezegenlere gönderiyordu. Belki böyle bir yolculuk deneyebiliriz. Hızlıca başka bir gezegene gitmiş oluruz roket yapmadan.
Kardeşlerim, videomuzu burada sonlandıralım. Hızlı bir başlangıç yaptık ve bir video için gerçekten iyi ilerledik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.